Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Parçanın genellikle son cümlesi parçada anlatılanları özetleyen cümledir. Çağına bu genişlikle bakan roman türü aynı zamanda çağının kültür ve geleneklerini insanlar arasındaki ilişkileri yansıtan bir aynadır. Evet buraya getireceğimiz cümle hem bu cümleyle ilgili olmalı hem de tüm parçada anlatılanları toparlamalıdır. Romanın yazıldığı dönemin izlerini yansıttığından bahsedilmiştir. Uzun oluşu, karmaşık bir olay örgüsüne sahip olması onu diğer türlerden ayırır. Bir önceki cümlede böyle bir karşılaştırma olmadığı için bu getirilemez. Roman çok sayıda karaktere yer vermesiyle okur üzerinde yoğun bir etki uyandırır. Çok sayıda karakterden söz edilmediği için bir öncekinde bu cümlenin getirilmesi uygun olmaz. Romanlarda konunun tümüyle düş ürünü olduğu kurgular da görülür. Burada da romanın kurgu yönü vurgulanmıştır. Bu da getirilemez. Yani roman gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran bir anlatıdır. Burada da olay vurgusu vardır. Ancak son cümlede bize romanın çağının kültür ve geleneklerini İnsanlar arasındaki ilişkileri yansıtan bir ayna olduğu dile getirilmiştir. Kısacası roman, kendi dönemine tanıklık eden bir edebi türdür. Evet, getirilmesi gereken cümle budur. Cevabımız D seçeneğidir. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangileri birbiriyle yer değiştirmelidir? Bir edebi metnin yorumlanmasına dikkat edilecek konulardan biri de yazarın metni yazarken belirlediği sonuçları ortaya koymaktır oysa burada yani anlatılan bir duruma karşılık verileceği dile getirilmiştir. Burada oysa ifadesini karşılayacak bir cümle verilmemiştir bir numarada. Demek ki iki numaranın yeri yanlıştır. Çünkü yazar öyküyü yazarken okurlarını kendi düşündüğünün dışında farklı bir sonuca ulaştırmayı planlamamıştır. Evet burada belirlediği sonuçları ortaya koymaktan bahsetmişti birinci cümlede. Üçüncü cümlede farklı bir sonuca ulaştırmayı planlamamıştır diyerek buradaki bu sonuca bir gönderme yapılmıştır. Yani bir numaradan sonra üç numaranın değil iki numaranın gelmesi gerekmektedir. Oysa okuyucu kendi eğilimleri ve bilgi birikim ile hikayeden daha farklı sonuçlar çıkarabilir. Evet burada da farklı sonuca bir gönderme vardır. Yani iki numarada üç numaradan sonra getirilmelidir. Yer değiştirmesi gereken cümleler 2 ve 3 numaralı cümlelerdir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Her zaman değişmeye açık yapısıyla kültür, yenilik ve gelişimleri açıktır. Evet, buraya getireceğimiz cümlenin kültürün değişime açık yapısına vurgu yapması gerekmektedir. Kültür tarihsel toplumsal gelişme süreci içinde yaratılır. Yaratılış süreciyle ilgilidir bu cümle getirilemez. Kültür bütün maddi ve manevi değerlerin bir toplamıdır. Burada maddi ve manevi değerlerin toplamı olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Kültür var olan değerleri eklenenlerle birlikte gelecek nesillere aktarır. Burada yine anlatılan durum bu değildir. İnsanın doğal ve toplumsal egemenliğinin ölçüsüdür kültür. Burada da yine doğal ve toplumsal egemenlik gibi bir ifade geçmiştir. Verilen cümlede böyle bir durum yoktur. Kültürün en önemli özelliği durağan olmamasıdır. Evet, durağan olmaması onun değişkenliğini göstermektedir. Burada da değişime açık yapıdan söz edilmiştir. Getirilmesi gereken cümle budur. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki numaradanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulursa hangisi bu bütünde yer almaz? Yani aslında düşüncenin akışını bozan cümle bize sorulmaktadır. Dil, milli kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. İlk cümlemiz üç numaralı cümledir. Maddi ve manevi kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar etmez bir rolü vardır. Sonraki cümlemiz beş numaralı cümledir. Dilin kültür açısından önemini dile getirmektedir bu cümleler. Sanatçılar kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin izlerini yazılı veya sözlü olarak ortaya koyduğu eserlerine yansıtırlar. Daha sonra dört numara getirilmelidir. Bu eserleri okuyan, yani sanatçıların yazmış olduğu bu eserleri okuyan yeni nesil kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonrakilere aktarır. Evet, dilin kültürün aktarıcı olmasıyla ilgili bir açıklama yapılmıştır. Son olarak bir numarayı getiriyoruz. İki numaralı cümlede ise konuyla ilgili olmayan kişilerin dil konusunda fikir beyan edip tartışmalarına doğru bulmuyorum. Öncelikle kişisel bir görüş dile getirilmiştir ve fikri olmayanların dil konusundaki tartışmasından bahsedilmiştir. Dilin kültürün aktarıcısı olmasıyla ilgili bir durumdan bahsedilmemiştir. İki numara bu bütünün dışındadır. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir parça oluşturan cümleler tıpkı bir zincirin halkası gibi birbirlerine bağlıdırlar. Bu bağlılığı sağlayan unsur da konudur. Konunun dışına çıkılmış olan cümle düşüncenin akışını bozan cümledir. Yapmamız gereken konuyu tespit etmektir ve konunun dışındaki bu cümleyi bulmaktır. Verilen parçada 5 numaralı cümleye kadar olan kısımda olumlu ve Olumsuz eleştiriden söz edilmektedir. Beş numaralı cümlede ise, Yeryüzünde şiddetin yerine sevginin egemen olmasını istemek insanlık görevidir. Eleştiriyle ilgili hiçbir anlatım yapılmamıştır. Hiçbir vurgu yoktur. Yani beş numaralı cümle konunun dışındadır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Hıçkırık genelde çok hızlı bir şey bir şekilde bir şeyler atıştırır ya da içerken ortaya çıkar. Yani hıçkırığı tetikleyen koşullara değinilmiştir. Diyaframın hemen altında bulunan midenin aniden şişmesi bu durum diyaframda nefes alırken yaşanan kasılma gibi bir tepki oluşturabiliyor. Yani mide şişmesi sırasında vücudun verdiği tepkiye değinilmiştir. Hıçkırırken Çıkardığımız ses ise ses tellerinin sıkışarak kapanması yüzünden oluşuyor. Yani ses tellerinde oluşan değişikliğin sonucuna da yine değinilmiştir. Tüm bu hıçkırık durumu anlatılırken bunun hızlı bir şekilde bir şeyler yerken ya da içerken meydana geldiği anlatılmıştır. Yani hızlı beslenmenin insan sağlığına olan etkisine de yine değinilmiştir hıçkırın uzun sürmesinin bazı nedenlerine değinilmemiştir. Bazen hıçkırın uzun sürdüğünden bahsedilmiştir. Hatta bunun için bazı önlemler alınması gerektiği söylenmiştir. Ancak uzun sürmesinin nedenleri dile getirilmemiştir. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçaya göre bir aya bugün de olan bir edebiyat tarihçisinin eserlerinde verilen özelliklerden hangileri bulunur? candı, solunan ve okunan edebiyattan uzak durmaya çalışırlar. Kim? Edebiyat tarihçileri. Ancak Mustafa Nihat Özön'ün tutumu onlardan farklıdır. O buna karşıttır. Onun bir ayağı dündeyse bir ayağı bugün de olmuştur. Yani o hem geçmiş dönem eserlerini incelemiş hem de günümüz edebiyatını da yine incelemiştir, konu edinmiştir. Edebiyat geçmişini örneklerle canlandırma Evet, canlandırma anlamını taşıyan bir ifade bulunmamaktadır. Yaşayan yazarlardan ve metinlerden örnekler kullanma. Evet, onun çünkü bir ayağı günümüzdedir. Yani günümüz sanatçılarını, yaşayan yazarları da yine işleyebilir. Geleneğin karanlıkta kalan yönlerini açığa çıkarma. Geçmişte, gelenekte, karanlıkta kalan yönleri açığa çıkardığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Cevabımız yalnız iki, B seçeneğidir. Bu parçaya göre edebiyat tarihçilerinde görülen temel eksiklik aşağıdakilerden hangisidir? Ne yazık ki onlar yani edebiyat tarihçileri edebiyat olaylarını 20-30 yıl geriden izlerler, canlı, solunan ve okunan edebiyattan uzak durmaya çalışırlar. Yani günümüz edebiyatından uzak dururlar. Onlar 20-30 yıl edebiyatı geriden takip ederler. Temel eksiklik bu tarihçilerin yani edebiyat tarihçilerinin güncel edebiyattan uzak olmalarıdır cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki konuşmalarından hangisinde cevap soruya uygun değildir? Kasırgaların oluşmasında suyun bir önemi var mı? Su bulunmayan gezegenlerde de kasırgalar yaşanabileceğini belirtiyor. Yani su olmasa da kasırga yaşanabilir. Bu soruya cevap verilmiştir. Lavabo açıcıların birçoğunda sodyum hidroksit adında bir kimyasal kullanılmasına ne diyorsunuz? Aslında bu madde yağ moleküllerinin çözülmesini sağlar ve suda çözünürken de yüksek ısı gerektirir. Evet bu maddeden kasıt lavabo açıcılarında kullanılan bu kimyasaldır. Dolayısıyla bu soruya cevap verilmiştir. Sözcük kullanmadan yazı yazılabilir mi? Burada eski Mısırlılar örnek verilmiştir. Onların hieloglif adı verilen resimlerden oluşan bir yazı sistemi kullandığından bahsedilmiştir. Yani sözcük olmadan da resimlerle de anlaşma yapılabilir, yazı yazılabilir demiştir. Cevabı vermiştir. Nefesini tutarak suyun derinlerine dalma gibi tehlikeli bir sporu insanlar neden yapıyor? Evet günümüzden binlerce yıl önce su altı avcılığı yapan insanlarla başladığı düşünülen bir spor olduğu söylenmiştir. Ve kendi sınırlarını keşfetme amacından bahsedilmiştir. Dolayısıyla bu soruya cevap verilmiştir. Çok ilginç görüntülerin ortaya çıktığı foto bombalama nedir? Firmalar ürünlerini çevrimiçi alışveriş sitelerinde iyi bir şekilde pazarlayabilmek için o ürünün yakın plandan çekilen ve tüm ayrıntılarını gösteren fotoğraflarını kullanır. Yakın plandan çekilen ve tüm ayrıntıları gösteren fotoğraflar ortaya çok ilginç görüntüler çıkarmaz. Dolayısıyla buradaki cevapla foto bombalama sorusu uyumlu değildir. Cevabımız B seçeneğidir. K, L harfleriyle belirlenmiş parçaların dil ve anlatım özellikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? K metninde buğdayla ilgili bize bilgi verilmiştir. Sert ve yumuşak buğdaylardan söz edilmiştir. Burada amaç bilgi vermektir. İkinci metinde ise bir olay okuyucunun zihninde canlandırılmaya çalışılmıştır. Bu sebeplerle K metninde açıklama, L metninde de öyküleme anlatım tekniği kullanılmıştır söylenebilir. Sözcükler mecaz ve yan anlamlarıyla kullanılmıştır. Hayır, K metninde amaç bilgi vermektir. Bu sebeple sözcükler mecaz veya yan anlamlarla kullanılmamıştır. L metninde kişileştirme yapılmamıştır. D metninde üçüncü kişili anlatım söz konusudur. Ancak L metninde birinci kişili anlatım söz konusu değildir. Anlatıcı olayın içindeki kahramanlardan biri değildir. K metninde öznellik değil nesnellik ağır basmaktadır. L metninde de nesnellik değil öznellik ağır basmaktadır. Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. K metninde L metninde de öyküleyici anlatım biçimi kullanılmıştır. Evet bu söylenebilir cevabımız C seçeneğidir. Yazar parçanın ilk cümlesindeki benzetmeye açıklık getirmek için aşağıdakilerden hangisine özellikle başvurmuştur? Çınar dediğin devlet gibidir. Evet, çınar devlete benzetilmiştir. Örnekleme yoluyla somutlamaya ağırlık verme yapılmamıştır çünkü örnek verilmemiştir. Anlatılanları nedenlere bağlama anlatılanlar nedenlere, gerekçelere bağlanmamıştır. Çınarla devlet arasındaki ilişkiyi kanıtlama. Hayır, böyle bir kanıtlama amacı yoktur. Devletin özelliklerinden bahsetmiş olsaydı ve çınarın özellikleriyle bunları birleştirmiş olsaydı bir ilişki kurar, kurmuş olurdu. Ancak burada böyle bir ilişki kurulmamıştır. Bir varlığa insana özgü nitelikler aktarma? Hayır. Burada çınara insana özgü bir nitelik aktarılmamıştır. Eğer kökünü kemiren kurtları ayıklar, toprağını eller, suyunu zamanında verirsen Gövdeye balta vurmaz, küflerden ve mantarlardan temizlersen, yani gözün gibi bakar, seversen her çaresini bulursun çınarı ayakta tutmanın ve yüceltmenin. Sevmezsen, sahip çıkmazsan evet, tüm bunlar koşula bağlı anlatımdır. Anlatım koşula bağlanmıştır. Yani koşula bağlı durumlardan söz etmeye Başvurulmuştur. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra kitap hem yapı hem de içerik yönünden kendinden öncekilerden oldukça farklıdır cümlesi getirilebilir. Evet, kitabın diğer kitaplardan farklılığını anlatmaktadır bu cümle. Edebiyat tarihçiliğimizin yönünü ve yöntemini değiştirmiştir bu yazarımız. Metinlerle muhasır Türk edebiyatı tarihinde. Evet, eserle ilgili bir bilgi verilmiştir. O zamana değin edebiyat tarihçiliği, otobiyografik niteliği ağır basan türlere ve bunların kronolojik gelişimine yer vermeyen bir yol izlemiştir. Bu kitapta ise ilk kez bu yoldan çıkılmış türlere öncelik verilmiştir. Evet, şimdi burada da farklılıklar dile getirilmiştir. Ancak iki numaralı, 3 numaralı cümle birbiriyle bağlantılıdır. Burada bir yol izlendiğinden, bu yoldan çıkıldığından bahsedilmiştir. Dolayısıyla bu kitabı diğer kitaplardan ayıran bu genel farklılık cümlesi 2 ile 3 arasında getirilemez. 2 numarada bu farklılık açıklanmıştır. Yani hangi yönüyle farklı olduğu dile getirilmiştir. Dolayısıyla 2 numaralı cümleden önce getirilmelidir bu cümle. Ve bize soru kökünde hangisinden sonra denildiğine göre 1 numaralı cümleden sonradır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçada söz edilen kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? O zamana kadar ele alınmamış bir konu işlenmiştir. Ele alınmayan bir konu işlendiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. Okullara yardımcı olarak hazırlanmıştır. Okullara yardımcı olarak hazırlandığına dair bir anlatım yapılmamıştır. Otobiyografik özellikler görülmektedir. Otobiyografik özellikler görülmesi yazarının kendi hayatından izler aksettirmesidir ki böyle bir durumdan söz edilmemiştir. Birçok tarihi konuya açıklık getirmiştir. Tarihi konuya açıklık getirdiğine dair bir anlatım yapılmamıştır. O zamana değin edebiyat tarihçiliği otob otobiyografik niteliği ağır basan, türlere ve bunların kronolojik gelişimine yer vermeyen bir yol izlemiştir. Bu kitapta ise ilk kez bu yoldan çıkılmış, türlere öncelik verilmiştir. Kitap türlerle de sınırlı tutulmamış roman, öykü, şiir gibi yaşantısal ürünlerin yanına tarih, coğrafya, gezi, eleştiri, anı, felsefe başlıkları altında öğretici türler alınmıştır. Yani bu eser bir takım yenilikler taşımaktadır. Çünkü o zamana kadar yazılan kitaplara benzememektedir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu parçadan Metin Eroğlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Buna en beylik deyişle insan ruhunun derinliklerine nüfuz etmek diyebilirim. Evet, Metin Eroğlu yazmış olduğu eserle insan ruhunun derinliklerine nüfuz etmiştir. Yani insan ruhunun derinliklerine etki etmiştir. Yazdığını bilinçle yazar, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmaz. Böyle bir bilinçten söz edilmemiştir. Roman tekniğini şaşırtıcı bir ustalıkla kullanır. Roman tekniğinden söz edilmemiştir. Olayları ve kişileri eleştirel bir görüşle değerlendirir. Bu da söylenemez. İnsan ve zaafları konularının temel noktasıdır. Konuların temel noktası olarak insan ve zaafları şeklinde bir anlatım yapılmamıştır. İnsan yüreğine dokunmayı bilen bir romancıdır. Evet eserinde insan ruhunun derinliklerine nüfuz ettiğine göre demek ki insan yüreğine dokunmayı bilen biridir. Cevabımız B seçeneğidir. Bu öykücükten hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Evet, serçe gök gürültüsünden çok korktuğunu dile getirmiştir. Ondan sonra yaptığı bir hareketten dolayı 40 kantar yağım eriyor demiştir. Bir gün adamın biri de ''Sen 5 dirhem gelmezsin, nasıl oluyor da 40 kantar yağın eriyor?'' demiş. Bunun üzerine Serçe, ''Herkesin kendine göre dirhemi kantarı var, siz ne anlarsınız?'' diye cevap vermiş. Evet, her insan yaşadığını bilir, yaşadığı ona dışarıdan gözlemlendiğinden daha ağır gelebilir. Her insanın olaylara kendine özgü bir bakış açısı vardır. Evet, bu yorum yapılabilir. Çünkü, Serçenin olayı değerlendirmesiyle insanın olayı değerlendirmesi aynı değildir. Canlıların hissettikleri dıştan bakmakla göremediğimizden onların bazı davranışlarını anlamlandıramayız. Evet, bu da yine yapılabilir. Biz serçenin çekmiş olduğu bu acıyı, bu sıkıntıyı anlamayabiliriz. Bireylerin duygu ve düşüncelerini anlayabilmenin yolu olaylara onların gözüyle bakmaktan geçer. Evet, herkesin kendine özgü bir bakış açısı olduğuna göre olayı anlamak için onların gözüyle bakmak gerekir. Bu da yine yapılabilen bir yorumdur. İnsanların empati kurmaksızın birbirini anlayabilmeleri çok zordur. Evet, insanlar olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirdiği için empati kurarsak onları daha rahat anlayabiliriz. Bu yorum yapılabilir. İnsanlar kendilerine anlayışıyla yaklaşıldığında anlayışla yaklaşıldığında kendilerine önem verildiğini hissederler. Kendine önem verilmesiyle ilgili bir anlatım bu parçada, bu öyküde yapılmamıştır. Dolayısıyla bu yorum yapılamaz. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçadan söz edilen öğretmenle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Çünkü o düzenli ve disiplinliydi. Ona bakıp ben de böyle olmak istiyorum dediğimi hatırlıyorum. Yani öğrencilerine rol model olduğu çıkarılabilen bir yargıdır. Yine tavırlarıyla insanlarda kalıcı etkiler bıraktığı da yine bu parçadan çıkarılabilir. Çünkü 60 yaşındayım. Hala hayatımda Şener Hoca'dan izler vardır." demiştir yazar. Düzenli ve disiplinli olmasından 70'e yakın öğrenciyle tek tek ilgilenmesinden yaptığı işi ciddiye aldığı çıkarılabilir. Ve yine her biriyle tek tek ilgilenmesinden, tatlı dilli ve saygıdeğer biri olmasından genel düşünce ve davranışları önemsediği çıkarılabilir. Düşüncelerini gizleme gereği duymadığıyla ilgili bir anlatım yapılmamıştır. Bu çıkarılamaz. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen dil ve edebiyat işçisinin bir özelliği değildir. Edebiyat tarihçiliğinden sözlükçülüğe, çevirmenlikten dergiciliğe, araştırmacılığa değin birçok işle çıkmıştır öğrencilerin okurlarının karşısına. Ve yine verimli olduğundan bahsedilmiştir. Yani üretkenlik ve çok yönlülük bu edebiyat işçisinin bir özelliğidir. Dil ve edebiyat kürsülerinde çalışanların gereksiz sayıp el atmadıkları konulara sevgiyle eğilmiştir. Yani başkalık, diğerlerine benzememe bu edebiyat işçisinin bir özelliğidir. Yine bu konulara sevgiyle eğilmesi onun farkındalığını göstermektedir. Ancak bize bu parçada bu edebiyat işçisinin yol gösterici olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Bu sebeple cevabımız D seçeneğidir. Bu parçada söz edilen kitapla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Clark, güzel sanatların bir dalı olarak fotoğrafta 1826'da Joseph Nipse'nin tarafından çekilen ilk puslu heliograftan günümüze fotoğraf tarihini örnek görüntüler üzerinden anlatıyor kendi türünde yazılmışların ilk örneği olduğu değildir. İlk örnek olduğuna dair bir anlatım yapılmamıştır. Fotoğrafa ilgi duyanlara özgü bakış açısıyla okunması gerektiği, böyle bir bakış açısıyla okunması gerektiğinden bahsedilmemiştir. Fotoğrafçılığın bir sanat dalı olduğunu kanıtladığı böyle bir kanıtlama durumundan bahsedilmemiştir. İnsanoğlunun değişik hallerini yansıttığı, insanoğlunun değişik hallerini yansıttığı vurgulanmamıştır. Bu kitapla ilgili olarak asıl anlatılmak istenen fotoğraf tarihini bir düzen içinde anlattığıdır. O ilk çekilen puslu heliograftan günümüze kadar örnek görüntülerle fotoğrafın tarihini anlatmıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Graham Clark güzel sanatların bir dalı olarak fotoğrafı hazırlarken verilen yöntemlerden hangilerini kullanmıştır? Clark, Güzel Sanatların bir dalı olarak fotoğrafta 1826'da çekilen ilk puslu heliograftan günümüze fotoğraf tarihini örnek görüntüler üzerinden anlatıyor. Yani tarihsel sıralamaya yer verme yöntemini kullanmıştır. Clark manzara, şehir, portrecilik, beden ve belgesel röportaj gibi ana başlıklar altında ele aldığı fotoğrafları kültürel ve ideolojik açıdan analiz ediyor. Evet, kültürel ve ideolojik açıdan analiz etmiştir. Yani konuyu kültürel ve düşünsel boyutuyla ele alma yöntemini kullanmıştır. Bunu yaparken eleştirel kuramları da ihmal etmiyor. Yani eleştirel kuralları içinde çözümleme yöntemini kullanmıştır. 1 2 ve 3 numara cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen kitapla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Sadece fotoğraflardan oluştuğu kesin olarak söylenemez. İçerik ve biçim uyumunu yakaladığı, içerik ve biçim uyumundan söz edilmemiştir. Görselleriyle dikkat çektiği kesin olarak söylenemez. Birçok görselin olduğundan söz edilmiştir. Ancak bu konuda dikkat çektiği dile getirilmemiştir. Ders vermeyi amaçladı bu da söylenemez. Clark manzara, şehir, portrecilik, beden ve belgesel röportaj gibi ana başlıklar altında ele aldığı fotoğrafları kültürel ve ideolojik açıdan analiz ediyor. Evet çeşitli başlıklar halinde eserini oluşturduğundan söz edilmiştir. Yine bu bölümü tıpatıp ikizler 1967 fotoğrafı başka olmak üzere birçok çalışma aracılığı detaylandırdığından bahsedilmiştir. Bu bölüm vurgusunda Kitabın bölümler halinde düzenlendiği söylenmiştir. Yani bölümler halinde düzenlendiği kesin olarak söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir.